Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnşallah bana bugünden başlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin tılıdan zikir kılıngan 30'a kıssanı başlayımız. Bu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri de etilingen 30'da kıssa barca sahih boyan hadisler. Bu hadislerin içi de ihlas hakkıda etilingen kıssalar. Amanatdarlık hakkıda, tavba hakkıda, hayri ihsan sada hakkıda. 30'un mazuduğu kıssa ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabaları gibi bu kıssalarına eti vergenler. Bismillahirrahmanirrahim. Gar egesi bulgen 3 kişinin kıssası. Bu hadis İmam Buhari'nin sahih, İmam Buhari'nin sahihlerden keltiriladi. Abdullah ibn Umar ibn al-Hattab radıyallahu anhu malardı. Allah razı olsun kişilerden. Abdullah ibn Umar aytadılar. Men Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin şundeyi degenlerini eşitkenman. Resulullah hikaye kıladılar. Sizlerden evvelki ümmet kişileri de içi de üçtesi yol götüştü. Kala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İntalaka thalathatu rahtin mimmen kana qablakum hatta awa al-mabid ila gharin fadakhaluhu fanhadarat sahratu min al-jabal fasaddat alayhim al-ghar. Sizlardan avvalgi ummat kishilaridan 3tasi yo'lga tushdilar. Tunashlik uchun bir g'orga kirishdi. Tog'ning ustidan bir tosh qimirlab tushdi-da g'orni og'zini to'sib qo'ydi. 3 kishi g'orning ichida qolib ketishdi. فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. Ular bir-birlariga qarab, sizlarni bu toshdan qilgan solih amallaringizni o'rtaga qo'yib, Alloh azza va jallaga duo qilishingizdan boshqa narsa qutqarmaydi. Savobli amallaringizni eslanglar, Alloh uchun qilgan bo'lsanglar, shuni o'rtaga qo'yib, Allohdan duo qilib so'ranglar, shundan boshqa narsa sizlarni qutqarmaydi. Haqiqatan Allohdan boshqaga yig'layotgan holat emas. Allohdan boshqadan umid yo'q. Biror inson ularga kirgani bilmaydi, biror inson ularga yordamga kelmaydi. Faqala rajulun minhum Allohumma kana li abawan shayxon kabiron va kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan va la malan. Ulardan biri Alloh uchun xolis qilgan ishini eslab aytadi. Meni yoshi ulug' ota-onam bor edi. Men ularga kechki taomni bermasimdan avval na oilam farzandlarimga ham bermas edim, na hayvonlarim, chorvalarimga ham qaramas edim. Ya'ni shunday bir ota-onasiga birul voilidaginda bir chiroyli bo'lib turgan kishi shu ishini aytib beryapti. Ota-onamni qornini to'g'izib turib, bola-chaqamga ham qaramas edim, hayvonlarimga ham qaramas edim. Kunlarning birida bir narsani talabida yurib, kech qoldim. Ular uxlab qolganlari da keldi. Kelib, ana shu hayvonini sog'ib, sutni olib, ota-onasini oldiga olib keldi. U kishi aytadi. Ularga mana shu sutni berishlikdan avval oila a'zolarimga taom berishini xohlamadi. Qo'limda idishim bilan, qo'limdagi sut bilan ularni uyg'onishini kutdim. Tong otgunga qadar. Tong otdi, ular uyg'onishdi, ichdi. Endi mana shu odam duo qilyapti. Parvardigor, agar men bu amalni sening roziliging uchun qilgan bo'lsam, bas bu toshdan bizga yetgan narsani ko'targin, yengil qilgin dedi. Alloh taolo bu kishining duosini ijobat qildi. Tosh bir oz jildi, ammo chiqib ketisha olmaydi. So'ngra ikkinchisi aytdi. Qola Nabi sallallohu alayhi vasallam va qolal oxir, Allohumma kanatli bintu ammin kanat ahabbun nasi ilayya. Peygamberimiz devam ettirerek dediler. Ana şu gardaki üç kişinin ikincisi yapırdı. Mene amakimnin bir kızı vardı. O men için adamlarının en sevimlisiydi. Bir de yakışık görürken kattı. O bilen yalnız kalışını haklar idi. O ise baş tartarıdı. Mene şimdi halde yıllar öttü. Günlerde biri de o ana şu kız meni aldığım iki evde. Menga o'zidan imkon berishi uchun unga 120 dinor oltin berdim.
120 dinar oltin berdim, menga o'zidan imkon berish uchun. U rozi bo'ldi. Pulni berdi, u rozi bo'ldi. Uning ustida unga qodir bo'lgan vaqtimda u menga qarab, uzukni haqqini ado qilmaguningcha senga halol bo'lmayman dedi. Ya'ni Allohdan qo'rqin dedi. Nikohlanmaguningcha halol bo'lmayman men senga dedi. Unga qodir bo'lib turgan holimda, men uchun u eng suyukli kishi bo'lib turgan holimda uni tark qildim, uzoqlashdim. Unga bergan oltinlarni tark qildim. Parvardigor, agar bu ishni, bu amalni sening roziliging uchun qilgan bo'lsam, bas bu toshdan bizga yetgan narsani ko'targin, yengil qilgin dedi. Tosh yana bir oz surildi, ochildi, ammo chiqib ketishlik imkoniyati yo'q. E'tibor bering, ikkalasi qilgan savobli amalini xolis Alloh uchun qilganligini isbotini Allohdan so'rab, xolis qilgan bo'lsak, toshni jildirib bergandi, xolis qilishgan ekan. Tosh surildi. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam va qala salisu. Allohumma inni istajartu ujara fa ataytuhum ajrahum g'ayra rajulin wahidin taraka allazi lahu. Ularning uchinchisi shunday dedi. Men ishchilarni yollab ishlatar edim, ishlarni bitirgandan keyin xizmat haqlarini berar edim. Faqat bir kishi ishlab pulini olmasdan ketdi. Men uni haqqini tijoratga kirgizdim, aylantirib ko'paytirdim. Ya'ni qolib ketgan omonat pulni tashab qo'ymasdan bir chekaga ishlata olmasdan tijoratiga aralashtirdi-da, bir qancha vaqt o'tgandan keyin bu ozgina xizmat haqqi katta bir dunyo, katta bir boylikka aylandi. Bir qancha vaqt o'tdi, haligi ishlab haqqini olmay ketgan odam boyagi kishining oldiga kelib, "Ey Abdulloh, meni haqqimni ber" dedi. Men unga, "Sen ko'rib turgan mana bu tuyalar, sigirlar, qo'ylar va qullar seniki" dedim. U, "Ey Abdulloh, meni masxara qilma" dedi. "Men masxara qilayotganim yo'q" dedim. Bas u ularning hammasini olib, ulardan biror narsani qoldirmasdan haydab ketdi. Endi shuncha odam mana shu amalini o'rtaga qo'yib Allohdan so'rayapti. Parvardigor, agar men bu amalni seni roziliging uchun qilgan bo'lsam, bas bu toshdan bizga yetgan narsani ko'targin, yengil qilgin deb duo qildi. Tosh yana surildi, chiqib ketishlik imkon bo'ldi, uchalasi chiqib ketdi. Mana bugun Ramazonning birinchi kechasida o'tiribmiz. Mana shu tarovihga kelishligimiz, mana shu qiyomul laylada turishligimiz, xatmi Qur'onlarga quloq solishingizdan maqsad nima ekanligi, nima bo'lish kerakligini tushunib olaylik. Uchala odam Alloh uchun qilganida, Alloh uchun qilingan xolis amali nafaqat oxiratda mukofotini berdi, balki dunyoda ham samarasini ko'rdi. Shuning uchun Allohning roziligiga ko'zlab qilingan har bitta ish insonni ikki dunyoda saodat keltiradi. Oddiy misol, zakot berasiz, Allohning roziligi uchun molingiz omonda, barakot bo'ladi. Ichidagi aralashib qolgan harom qarishi bo'lsa tozalanib ketadi. Roza tutasiz Alloh uchun, salomat yurasiz va boshqa shunga o'xshagan amallar. Mana endi hadisdan olinadigan xulosalar. Alloh taoloni yengil kunimizda ko'proq eslasak, Alloh taoloni yengil, qulay, farovon kunlarimizda eslasak, Alloh azza va jalla siz bilan bizni qiynalgan kunlarimizda eslaydi. Mana misol, uchalasi yengil farovon zo'r bo'lgan kunlarida Allohning hukmidan chiqmoqdi. Allohning itoatida turuvdi. Bularga yordam kerak bo'lganda, bular juda bir muhtoj bo'lgan paytda Alloh taolaning nusratiga Alloh yordam berdi. Musa alayhissalom 600 ming yahudiyni Misrdan olib chiqib ketib, dengizga borib taqilganda Fir'avn ko'rindi. Hamma aytdi. Musa bilan bo'lgan hamma odam inna la mudrakun, bo'ldi yetib kelishdi. Bo'ldi yetib kelishdi. Qirilib ketamiz deganida kalla dedi. Inna robbi ma'i sayahdin. Yo'q. Robbim men bilan dedi. Albatta yo'l ko'rsatadi dedi. Alloh nima dedi? Asoyingiz bilan dengizni uring dedi. Dengizga urdi, dengiz yorildi. Ular kutmagan joydan Alloh taolo yengillik berdi. Birodarlar, yengil, sog'lom, cho'ntagimiz yaxshi bo'lib turgan, salomatligimiz zo'r bo'lib turgan tinch paytimizda Allohni esdan chiqarmaylik-da. Alloh bizni qiynalgan kunimizda esdan chiqardi. Mana dalili.
Üçəlasını Allah Teala qiynəngən halada taşlaq qoygan yox. İkincidən, ata-anaga yaxşılıq qilishlik, uluq ibadət. Zinadan tiyişlik, uluq ibadət. Amanatı egəsigə verişlik, uluq ibadət. Şünki oxşigən ibadətlərini qilib, Allah Teala'ya dua qilishlik, caizliyi şundan məlum boladı. Savabli iş tıqıb durub, arkasından Allah'dan bir mükafat soruşlik mümkün ekan. Günah, məsiyyət qıtırımgi, bəxtiləş, ilgilik diləşməz. Haram haraş öşüncə, erkeğe ayarlarlaşken yalangaç öşüncə, yana hali yangi xurlayken ailege bəxtiləb qoyuşadı. Bu yangi keyme, hayat dengizliğe çüşür yapbiz, yangi ailəni keymege oxşatamız deyabdi, ozı keymen tayyidən şöyle teşbir çüşür yapdı. Bu çıxacan buladı tiləgi tiləyib olmayıdı. Her sabah etdən hazırım aytıb qoyamam, 200 son versen buladım da onunla gediydi. Qayırda? Qayırda? Köp aytamam bu gəbə, yenə aytamam. 200 son versen buladım da onunla gediydi. Buradan o bitti limuzin gibi bir yanıyız, yamını verseniz buladı. Oooo, üçüncü bir adım da onunla gediydi. Yok, domlum gersin. Özü domla kemese toyun toymasıdı. Asası işte kim kılardı? İki de haram adamda birbirine halal kıladıyan kim idi? Benim için şu şey, bir kırkıp taşıyım ben. Şu iki sonu nikah bol ekkenim için köpeçle şefet yaptım diyeyim ben de. Şimdi bu sırada da küldürüş için ettim. Domla pulamasam nikah oku koysa bol orada. Fakat kavmında ana şu yaşlarda domlalaki bugün münasabatını körüp koyayım. Üyünü şeytange, fahşge, mesedge, tolduradı yanlarge etkenini beradı. Damla canavar kütüb duradı, bir sol. Damla türkdürün hazır deydi. Hani iş tanzılar kılcın kılcın kılı bürbün acilat adı pulu yiyin, geçe damla kütüb duradı. Kim sen verirse buranın da mı? Üçüncüden. İnsan yaxşı adamlarla hem sohbet olsa daim yaxşılıkla yöleşer. Yanınızdaki ülfetleriniz yaxşı olsa, başınızda kıyım künki yanda Allah'a işare kılışladı, Allah'a yığılı deydi. Kıylengen paytınızda Allah'a da isletedi, Allah'a yığılı deydi. Bana bu üçer kişi yaxşı insan, salih bendeleridir, musibetki çüşüp koyan paytta ne deyişti? Şimdi bir artı bir kıyım savab ameliler olsa, şunu ortaya koyup Allah'a dua kılışlıydan başka çare yok dedi. Kim ki telefon kısa yakin deme yaptı? Neme kısa yakin deme yaptı? Kimi isletiş yaptı birbirine? Başka musibet çıkanda dindar adam, Müslüman adam, adamlara fakat Allah, Allah'a tavakkal kılayım da, Allah'a dua kılayım da, Allah özü böyle de kana kılıp halkı işleydi, deydi. İbrahim Aleyhisselam ot girdi çıkanı da, küydürüş gereği bugün ot, İbrahim Aleyhisselam'ı küydürmedi. Çünkü Cibril gelip, Aleke haca ya İbrahim, çıkıyordu hep havada, ot girdi çıkanı. İbrahim, menge hacatınız var mı dese, siz gelmedi yaptı. Siz gelme, Cibril, Cibril buralarlar, sizin hacatın yok. Ama parvadiyanın bir ihtiyacım var. Ama Rabbim ki ayçliydi, hacatı yok dedi. Kunna ya naru kuni bardan ve selaman ala İbrahim. Biz ayttik dedi Allah. Ey ot, İbrahim'e soğuk ve salamat bu. Demek ki yakşı adamlarla hamrah bozsak, yakşı adamlarla birge bozsak, bizi fakat yakşılık gribet edin. Törtüncüden, ota-onaga qilingan yaxshilik ukalar, xotin balachaqa qilgan yaxshilikdan ko'ra savob ulug' bo'ladi. Çünkü xotin balachaqa yoningizda siz bilan, ota-ona g'animat. Ketgandan keyin oh-voh qilib, yil qilib ehson qilishdan ko'ra borida bitta telefon bilan xursand qilib qo'yish kerak. Qo'ng'iroq chalib. Borida ikki ta nom bilan quruq borib bo'lsa ham yaxshi o'tiribsizmi deb ziyorat qilishlik bo'ladi, rozi qilishlik kerak. Xotin balachaqa qilgan ajr qilgan muruvvatimizdan topgan savobdan ko'ra ota-onaga qilingan savobda ajr ulug'ligi. Beshinchidan. Ama agar amal xolis Alloh uchun bo'lgan bo'lsa faqat shundagina qabul qilinadi. Har qancha amal katta bo'lmasin, agar Alloh uchun bo'lmasa, boshqa narsalar ham aralashib qolsa niyatga, bu amal qabul bo'lmaydi. 7-6-dan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar kim Allah için bir narsani terk kılsa, Allah onge ondan göre yakşılığa narsani beradi. Boyagi yigit, bir yüzüğüme dinar altını berib turib, Allah için terk kıldı zinada. Allah Teala ondan göre kattara hayriyatını berdi. Boyagi musibetten kutkardı. Yettinciden,
omonatni ado qilishlikni savobi shunday ulug' bo'ladi. Alloh taolo mana shu qilgan kishining, mana shu kishining qilgan duosi tufayli toshni jildirdi. Alloh subhanahu va taolo qilayotgan ishlarimizda yolg'iz Alloh azza va jallani yuzini qasd qilib amal qilishimizga tavfiq bergan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.